Peki, pazar günü seçim var. Bu ikinci turda ne olacak? Ümit Özdağ Zafer Partisi Genel Başkanı olarak Millet İttifakı yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. Bir de yurt dışı oylarında kullanımında %5'lik bir artış söz konusu. Bu ikinci turu nasıl etkiler diyerek başlayabiliriz. Evet, şimdi bu ikinci turla ilgili Sinan Oğan adaydı biliyorsunuz. Sinan Bey'in adaylığından mütevellit özellikle özel bir televizyon kanalında yapmış olduğu konuşmalarda Türk milliyetçilerinin, cumhuriyetçilerin, Atatürkçülerin, vatanseverlerin hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasıyla problemi olan, ilk dört maddesiyle problemi olan, Türk bayrağıyla problemi olan, Türklükle problemi olan bir yapı olan Hüdapar'la yanında yer almayacağını, dolayısıyla bunun yanında yer alan bir Milliyetçi Hareket Partisi'ni dahi bu noktada eleştiren ve yanında olmayacağını söyleyen bir veriyle yani vatandaşa yaklaşarak oy talep etti ve 5 puanın üzerinde bir oyla Sinan Oğan seçim ikinci tura taşınmış oldu. Ama ikinci turun hemen akabininde çıkıp da Cumhur İttifakı'nı destekliyorum deyince bir anda Türkiye'deki ona oy veren tüm milliyetçi oylar, tüm Atatürkçü oylar, Atatürk'ü seven, işte vatanını seven, milletini seven bu noktada karşısında cephe oluşturan fakat o dönem ona oy veren herkes dedi ki ya ne oluyoruz, ne oldu, ne gitti. Dolayısıyla burada akabinde Zafer Partisi'nden bir beklenti içine girdi insanlar. Yani ata grubunda olan diğer partiler, Adalet Partisi falan, onların genel başkanları da hemen çıktılar dediler ki Sinan Bey'in bu açıklamaları bize bağlamıyor. Biz durduğumuz yerde duruyoruz. Dolayısıyla biz Millet İttifakı'na daha yakınız söylemlerinden akabinde Ümit Özdağ çıktı. Dedi ki biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dört maddesinin arkasındayız. Anayasanın ilk dört maddesi. Biz Türkiye'deki göçmen kendi tespitlerine göre 13 milyon, 13,5 milyon göçmen var. Bizim milli güvenlik politikalarımızın belirlemiş olduğu partimizin belirlediği de 10,5 milyon civarında bir göçmen sorunu Türkiye'de var. Dolayısıyla bu göçmen sorununun ortaya koyduğu sıkıntıların ana kaynağının kendi çocuklarımızı kaybediyor olmamız. Nasıl yani? İşte 10 milyon Suriyeli'ye bakarken kendi çocuklarımızı ıskalar hale geliyoruz. Onlar neredeler? Yurt dışındalar. Ne yapıyorlar? Türkiye'de nefes alamıyorlar. Hak ettikleri ücreti alamıyorlar. Asgari ücrete tabi tutuluyorlar ya da iş bulamıyorlar. Dolayısıyla kendi evlatlarımızın gittiği yerine göçmen mültecilerin geldiği bir Türkiye ile karşı karşıya kaldık. Bu önemli bir faktördü. Bunu biz yeterince anlatamadık ilk turda. Bunu biz yerelde anlatmaya çok özen gösterdik. Çünkü düşünün 10 yıl sonra bir seçimde belki 10,5 milyon Suriyelinin oy kullandığını düşünün. Hepimiz bir araya gelsek bunu değiştirecek bir gücümüz elimizden alınmış oluyor. Dolayısıyla burada bir karar vereceğiz. Kendi evlatlarımız mı? Suriyeliler mi? Mülteciler mi? Bu göç dalgasının hafife alınmaması gerekiyor. Bu göç dalgası biliyorsunuz Bizans'ı bile yıktı. Yani koca Roma İmparatorluğunu yıktı. Dolayısıyla bu 100 yıllık cumhuriyetimize neler yapmaz? Böyle bir sıkıntıyı göz önünde bulundurduğumuzda bunların düzenli olarak ülkelerine gönderilmesi gerekliliği tam olarak anlaşıldığını kanaatindeyiz. Bunun üzerinden Ümit Özdağ'ın da Millet İttifakı'nın yanında yer alması çok önemli bir gösterge oldu. Dolayısıyla bu anlamda moral ve motivasyon anlamında da Millet İttifakı'nı bir adım öne geçirmeye sebebiyet verdi. Bunun sonucunda ne gördük? Dün itibariyle ben aynı zamanda genel başkan yardımcısıyım. Yani Türk dünyası ve yurt dışı Türklerden sorumlu genel başkan bir görevimiz var. Orada da yakından gece de takip ettik. En son sandık kapanana kadar arkadaşlarımla hep devamlı birebir ülke başkanlarım ve temsilcilerimizle birebir görüşmelerimiz devam etti. %5'in üzerinde bir artış var. Bu da bizim tespit edebildiğimiz 501 bin üzerindeki sandığa gitmeyen seçmeni biz davet ettik yurt dışında. Dedik ki gelin bu ikinci tur çok önemli. Demokrasiye burada katkı veriyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de oy kullanmıyoruz diyorsunuz ama Türkiye'ye geldiğinizde Afganistan'a hoş geldiniz yazısıyla karşılaşmak istemiyorsanız bu seçimde demokrasiye olan inancınızı ülkenizde de göstermek zorundasınız diyerek oradaki iş dünyasını, oradaki beyaz yakalı tabirli arkadaşlarımızı, mimarlarımızı, mühendislerimizi buna teşvik ettik. Dolayısıyla bizim bu %5'lik şu an
%5 artışın sebebi sadece ülkelerde kullanılan oylar ama aynı zamanda gümrükteki oylar daha devam ettiği için bizim tahminimiz belki 400 bine yakın ya da 400 binin bir tık üstünde yeni seçmen oy kullanımı var. Bunlar tamamen Millet İttifakı'na artı değer katacak ve iktidardan aşağı çekecek, Cumhur İttifakı'ndan aşağı çekecek bir anlayış demek. Yani şunu söylemek istiyorum Türkiye'deki vatandaşlarımıza. Yurt dışı görevini yapıyor. Lütfen biz de sandığa gidelim. 8.236.000 gitmeyen evet. bir rakam var. Bunu demokrasinin gereği sandığa gitmeliyiz. Demokrasinin gereğini ülkemizi korumalıyız. Demokrasinin gereği çocuklarımızı yanımızda bulundurmalıyız. Sağlığımızda hayattayken onların kıymetini bilmeli. Onlar da çok memnun değiller. Ama gitmek zorundalar, kalıyorlar. Onlara da, gençlere de çok hak veriyoruz. Dolayısıyla bütün bunlara artık dur demenin son seçimi olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla ben buradan çok açık ve net hem Çanakkale'ye hem bizi izleyen vatandaşlarımıza hem Türkiye'ye şunu söylemek istiyorum. Lütfen ama lütfen sandığa gitsinler. 8.236.000 çok büyük bir rakam. Bu rakam neredeyse %15'e tekamül eden bir rakam. Dolayısıyla ne yapıp yapıp bu seçimde herkesin görevini yerine getirmesi lazım. Ya bir oydan ne olur asla denmemeli. Dolayısıyla buna gelip sandıkta oyunu kullanmalı. Diğer seçimlerden farkı nedir peki? Referandum niteliği taşıyor demişti Kemal Kılıçdaroğlu da. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Tamamen referandum. Yani şöyle bir verilere baktığınızda ekonomik anlamda dünyada 126. sıraya gerilemişiz. Bugün baktığınızda banka bazında %40'ların üzerinde bir faiz arttırımı var. Yani ne yapıldığını dünyadaki ekonomik sistemlerin tamamen dışında bir sistemle gidip ve yere çakıldığımız bir dönem. Yani bir, bu ekonomi böyle devam etmez. Yani bu ekonominin sayesinde oğluna pantolon alamadım diye intihar eden baba, çocuğuna süt veremiyorum, alamıyorum diye intihar eden annenin olduğu bir süreç. Bunu bir terörle kapatmak ya da beka sorunuyla kapatmak asla mümkün değil. Aslında bekanın en büyük sorunu devlet milletine bakabiliyorsa, millet varsa devlet olabiliyoruz. Ama milleti yok sayan bir anlayışa son vermek açısından, ekonomiyi düzeltmek açısından bir. Ülkemizi 30, yani şöyle hesaplayalım, 10 yıl sonra bugün 10,5 milyon Suriyeli'den bahsediyoruz. 16 yaşında doğum yaptıklarını düşünürseniz kız çocukların muhtemelen 35-36 milyon Suriyeli'ye tekamül edecek bir yapı. Bu da 5000 yıldır bu coğrafyada yaşayan Türklerin bu coğrafyada hiçbir tek kurşun atmadan bu sistemle ülkelerini bırakmaları ve başkasının eline geçmesi. Bu da ikinci bir referandum için değerli bir şey. Yani bunu da belirtmek isteriz. Yani bunun sayesinde de yurt dışına giden çocuklarımızdan bahsettik. Evet. Bu önemli bir veri. Üç ve daha önemlisi oy alabilme uğruna geçmiş dönemlerde kendilerine oy veren Kürt kökenli vatandaşlarımıza, Kürt kardeşlerimiz ama kendilerine oy vermediği zaman terör örgütü ve PKK diyen bir yapıya son vermek zorunluluğu var. Dün Habur'da otobüs üstünde terörist karşılayanlar, onlardan oy alma niyetiyle bu işe girişenler, bugün Gaffar Okan'ın katilleriyle şaibeyle duran ve birçok kişinin domuz bağlarını hatırlar insanlarımız, evlerinin altına gömüldüğü, mezarlarının bile olmadığı bir yapıya yanına alıp 4 milletvekilliği koyması. Dolayısıyla bir gün HDP'li bir gün Hüdaparlı olan iktidarın da bunun sorumluluğu ve suçluluğunu Millet İttifakı'na yıkmaya çalışması çok üzücü, çok abes. İnsanlarımızın buna kanması, aldanması da bir o kadar sıkıntılı bir süreç. İnşallah bunlar bu dönem anlaşılmış ve görülmüştür ki bunu da net olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinde olan hem Türk milliyetçileri hem Atatürkçüler hem de milletin değerlerini bağrında yaşayan muhafazakar kesim bu seçimde bunu görerek özellikle yeni katılımlarla da bu işin böyle olmadığını söyleyen, hatta Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in geçen akşam bir televizyon programında çıkıp bu işin kefaletinin bizdedir, biz bu noktada net olarak tavrımızı koyuyoruz ve Kemal Bey'le yol yürüyoruz diyerek bunun da olmayacağını açık açık beyan etmiştir. Dolayısıyla dün HDP'yle, dün PKK'yla yol yürüyenlerin
bugün aynı ithamlarla bizi suçlamaya kalkması aslında çok komik ve çok da inandırıcı değil. Bunu biz bu ikinci seçimde tüm bendimizde göreceğiz. Bir düşünün ki Cumhurbaşkanı'nın %49.50 aldığı ama bunun üzerine hiç zorlamadığı, yani ya bir daha bakın demediği, bir daha sayalım tekrar demediği, sayısı. İlk turda bitiririz, bitmesi lazım, bu kadar getiren bunu da almıştır diye en ufak bir ses çıkartmadan kabuğuna çekilip evet ikinci turu istemesi de gösteriyor ki ikinci turda işlerinin hiç kolay olmayacağı ve biz inanıyoruz ki ikinci turda da Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olacağı kanaatini taşıyoruz. Evet. Mazbatanızı siz de aldınız. Salı evet. günü değil mi? Salı evet, günü aldınız. Salı. Çanakkale'den İYİ Parti bir milletvekili çıkardı. Öncesinde iki AK Parti, iki CHP olarak devam ediyordu. Şu evet. an iki, bir, bir şeklinde bir dağılım var. Evet. Sizin seçim stratejiniz nasıldı? Parti içi çalışmalarınızdan bu süreçte bahsedebilir misiniz? Neyi eksik görüp o yöne doğru çalışma başlattınız? Evet, şimdi biz bu noktada 4 anket firması ve araştırma şirketiyle çalıştık. Ne eksik, nereye dokunmamız lazım, bizi neresi tanıyor, neresi tanımıyor, iktidar partisinin güçlü olduğu alanlar nereleri ve orada bunun sebepleri üzerine bir araştırma yaptık. Bunun üzerine bir kurgulama yaptık ama daha önemlisi bir önceki seçimde de İYİ Parti aslında bir milletvekili Çanakkale'ye çıkarmıştı. Yani bizim bir milletvekili seçmişti. Fakat o dönem yurt dışından gelen oylar sebebiyle düşmüştük. Bu da insanların kafasında çok yer ettiğini gördük gittiğimiz yerlerde. Evet biz seni seçtik ama bizim seçmemiz, irademiz yok sayıldı. Dolayısıyla biz bu dönem gereğini yapacağız diyen çok insanla karşılaştık ve gereğini de yaptılar sağ olsunlar. Yani Çanakkale bu sefer daha büyük bir farkla bizi seçti. Bizim eksik gördüğümüz iktidar partisinin güçlü olduğu bölgeler daha çok bizim Bigaçan, Yenice üçgeni hatta bir kısım Lapseki bölgesi idi. Biz buralarda güzel çalışmalar yaptık. %8 oranında bu bölgelerde de iktidar partisinin oy kaybetmesine sağladık. Dolayısıyla hani kendi kalelerinde yani adayları olmasına rağmen orada buna rağmen oyları düştü. Biz oradaki oylarımızı koruduk. Oradaki oylarımızı korumakla birlikte Çanakkale merkezde de 5000'in üzerinde yeni bir seçmene de kavuştuk. Bu yeni seçmenin bir çoğunluğu gençler. Yani özellikle 18-25 yaş arası. Yaptığımız anketlerde 25 yaş üstüyle 35 yaş üstü çocukların, gençlerimizin şehirde bizi tanıdığı, hani şehrin de Rıdvan abisi diye bildiği bir yapı vardı, mevcuttu. Oradan alınabiliyordu. Ama gördük ki 18-25 yaş arası belki işte Z kuşağı dediğimiz insanların, çocuklarımızın, gençlerimizin beklentileri, yaşamları, arzu ve istekleri onlara yöneldik. Ve baktık ki talepleri haklı. Yani istedikleri gerekçeler çok haklı ve arzu ettikleri bir dünyada yaşamak istiyorlar, Türkiye'de yaşamak istiyorlar. O yüzden onu çıkar şu telefonunuzu diyen amcalardan bıkkınlıklarını gördük. Yani şunu söyledik. Yani bu gerçekten en iyi telefon sizde olmalı. Benim kendi ülkemin çocukları en iyi arabaya binmeli, ev alabilmeli. Dolayısıyla en iyi telefonu kullanabilmeli. Ama bu çocukların gördüğümüzde, konuştuğumuzda hayallerini çaldığımızı gördük. Yani bunu kendi açımızdan değil, iktidar açısından söylüyorum. Her gördüğüm, karşılaştığım genç bana şunu söyledi. Abi bizim hayallerimizi çaldılar. Ben nasıl araba alacağım? Ben nasıl ev alacağım? Yani ben 40 sene çalışsam alamıyorum. Yani babam 450 bin lira işte aldı diyor emekli toplu para. Bir ev 2 milyon Çanakkale'de bir odasını alamıyor. Yani dolayısıyla bunu gördük ve bunun üzerine gençler ve kadınlar olmak üzere genel başkanımızın da bir hanımefendi olması sebebiyle daha çok bir ağırlığı o pozitif şeye yönelttik ve gördük ki bu kesimden en çok gençlerden oy alan İYİ Parti oldu. Yüzdelerine de baktığımızda yani sonra bir anket çalışmamızda da %28,5'la en çok oyu İYİ Parti, %26,5'la Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığını gördük. Yani gençlerin Millet İttifakı'na olan ilgisi daha fazla ve çoğu da hatta dedelerini, annelerini ikna ederek ilk defa Kemal Bey'e ve ittifaka oy verdirdiklerinde de çok yerde şahit olduk.
AK Parti'den peki size bir oy olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Yani AK Parti'den de çok oy geldiğini düşünüyorum. Belki işte İYİ Parti'yi bir merkez görmeleri açısından da, iki şehirde uzun yıllardır siyaset yaptığımız, bu siyasette de doğru yürüdüğümüze inandığımız bir noktada insanların teveccühünün de bu anlamda alternatif olarak belki kendi ekonomik nedenlerle, belki adaylarla ilgili ama birçok noktada %13-14 bandında daha önce AK Parti'ye vermiş insanların, yani verenler açısından söylüyorum, oyunu bize verdiğine şahit olduk. Yani hatta çoğu sandıkta okul sorumlularının, abi biz işte reise verdik ama netice itibariyle de sen işte Barbaros'un çocuğusun, Çanakkale'lisin. Hani bu gibi etmenler küçük şehirlerde de işledi. Dolayısıyla sana verdik diyen bir yapıyla da karşılaştık. Tabii bu %8,5-9, hani genel anlamda da AK Parti'nin oyunun düşmesi de bunu zaten veri olarak bize veriyor. Yani söylemlerle veriler uyuşuyor Çanakkale'de. Evet. Sizin de milliyetçi bir tabanınız var. Eskiden MHP kökenlisiniz. Şu anda milliyetçi diye tanımlanan kişilerde işte gerçek milliyetçi, işte sahte milliyetçi diye bir tabir oluştu. Şöyle ki MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş de şu anki MHP gerçek Türkeş'i temsil etmiyor diye açıklamada bulunmuştu. Keza Sinan Oğan'a da tepkiler oldu. Pek çok açıklamaları vardı. Hüdapar'a özellikle tepkisi çoktu ve sonrasında ben Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğim dedi. Cumhur İttifakı'nın içerisinde de Hüdapar var. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bizim baktığımız pencere şuydu Türk milliyetçilerinin. Türk milliyetçi mefkûresinin olmazsa olması demokrasiydi. Yani demokrasiyle Türk milliyetçiliği kardeştir, bunu ayıramazsınız. Biz hep buna böyle baktık. Dolayısıyla demokrasiye, sandığa ve halka inanan bir yapıydık biz. Bu yapı nerede gitti? Bu yapı Sayın Meral Akşener'in Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan adayı olduğu sürede, bunu başardığımızda, imzayla bunu aldığımızda, yani biz Milliyetçi Hareket Partisi'ni Meral Akşener genel başkanlığında yönetmek üzere aldık ama Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizim elimizden aldı, tekrar Devlet Bahçeli'ye teslim etti. O da gitti, Milliyetçi Hareket Partisi'nin temsil kabiliyetini tabiri caizse saraya bıraktı. Meselenin özü buydu. Şimdiye kadar hiç konuşmadım. Çok da konuşmak istemiyorum ama bu sorunun asıl cevabı budur. Bunu tarih bütün detaylarıyla çok yakın zamanda yazacaktır. Buna inancımız tamdır. Tabii ki Türk milliyetçiliğinin ana mefkûresi vatandır, bayraktır, namustur, İttihat Terakki'dir. Yani dolayısıyla kuvayi milliyedir. Yani buna baktığınızda Türk bayrağıyla sorunlu olanların, Türk bayrağıyla problemi olanın, Türk vatanıyla problemi olanın, Türk insanıyla problemi olanların bir yerde kümelenmesi, yani Cumhur İttifakı'nın içinde kümelenmesi ve bunun yanında da asla bir araya gelmeyeceğiz diyen insanların bir tarafına Hüdapar'ın, Sinan Ogan'ı bir tarafına Devlet Bahçeli'yi alarak tabiri caizse yol yürümesi Türk milliyetçileri üzerinde hakikaten işte gerçek yapıyı, işte gerçek milliyetçiler, gerçek ülkücüler tabirleri tekrar kullanılmaya başladı. Yani dolayısıyla fabrika ayarlarına, rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'in fabrika ayarlarına dönülmesi gerekliliği ortaya çıktı. Dolayısıyla bu da bu seçimde nüfus edeceği yer görüldü ki Millet İttifakı. Dolayısıyla karşılıklı bu anlamda endişeler var. Karşılıklı her iki tarafı da anlamaya çalışıyorum ama bizim baktığımız en önemli şey, dört kriter saydığım bu kriterlerdir. Bunun dışında üzüldüğümüz nokta da ömrü hayatını bu noktada mücadeleyle geçiren insanların PKK ile bir tutulmaya çalışılması. Bu çok acı ve ızdırap verici bir şey. Çünkü bizim ilçe başkanımız asker, atıyorum. Yani bizde yönetimde yarbayımız var. Benim bir işte danışmanım albay, yani Türk milliyetçisi asker. Yani şimdi bu insanların ömrü dağlarda mücadeleyle geçmiş. Dolayısıyla bu mücadelenin sonunda siz alıp bu kurumu böyle suçladığınızda insanlar da diyecek ki o kadar da uzun boylu değil, kusura bakmayın.
Şimdi millet de diyor ki artık Cumhur İttifakı'na kusura bakma buraya kadar diyecek yani. Evet. Demeli. Demeli yani. Sinan Ateş cinayetine gelmek istiyorum. Bir de Sinan Ateş sizce neden öldürüldü? Kemal Kılıçdaroğlu mitinglerde çokça dile getirmişti. Pankartlar da açılmıştı bununla ilgili. Gereğini yapacağız diye o da sürekli söylüyordu. Konu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Şimdi Sinan Ateş cinayeti. Sinan, Allah rahmet eylesin, çok iyi tanıdığım bir arkadaşımız, kardeşimiz. Sinan gerçek bir Türk milliyetçisi. Bu bağlamda Ülke Ocakları Genel Başkanlığı koltuğu nasip olmuş bir arkadaşlarımızdan bir tanesi ve onu da layıkıyla yerine getirmiş bir arkadaşımız. Dolayısıyla burada üzücü olan taraf bu cinayetin aydınlatılmasına set olunması. Yani bir torbacı tarafından öldürülmesi çok içler acısı, bizim için bir ızdırap meselesidir. Ve bunun açığa çıkarılmaması, ortaya tam anlamıyla dökülmemesi de bizim hem İYİ Parti'nin genel başkanımız defalarca meclis kürsüsünden bunu dile getirdi. Sinan Ateş'in katillerini bulacağız ve hesabını soracağız. Bundan kimse kaçamaz. Bu bugün ona, yarın bir başkasına. Türk siyaseti cinayetlerle yol almamalı, faili meçhullarla yol almamalı ve bunlara göre dizayn edilmemesi gerekli. Artık hangi yüzyılda yaşıyoruz? Dolayısıyla bunun bir an önce ortaya çıkarılması gerekliliğini hem Meral Hanım hem Kemal Bey sıkça mitinglerde dile getiriyorlar. Biz aileye de söz verdik. Yani Sinan Bey'in eşine ve o kız çocuklarına. Onlara söz verdik ki bunu ortaya, tüm çıplaklığıyla ortaya dökeceğiz. Korkanlar kaçacak ama biz kovalayacağız. Bu işin arkasını bulacağız yani. Evet. İkinci tur çalışmalarınız şu anda nasıl gidiyor? Bugün de sanırım ziyaretleriniz olacak. Ondan bahsedebilir miyiz? Yani milletvekili seçildik, biz kenara çekilelim denilmiyordur herhalde. Evet, şimdi tabii şöyle, Çanakkale'ye biz borçluyuz. Niye? Millet İttifakı olarak. 3 milletvekiliyle nüfuz ettik biz bu seçimde. Yani 3 milletvekili verdi bize Çanakkale. İkisi Sayın işte İsmet Güneşan, Özgür Ceylan Bey ve İYİ Parti'den ben. Dolayısıyla biz seçimden sonra bir araya geldik. Dedik ki birlikte ikinci kampanyayı birlikte yürütelim. Dolayısıyla birlikteyiz. İlk başladık işte Lapseki'de esnafımızı ziyaret ettik. Lapseki pazarımızı 3 vekil birlikte gezdik. Millet İttifakı'nın 3 vekili ve il başkanlarıyla. Aynı zamanda Deva Gelecek, Saadet, Demokrat Parti, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanları ve teşkilatları, yönetileri, üyeleriyle yol çıktık, tekrar hemen ertesi gün başladık. Ondan sonra Bayramiç'e geçtik. İşte Bayramiç'te panayır ziyareti yaptık. Hemen arkasından yine bugün Yenice, saat 1'de Yenice'de pazarda olacağız. Sonra esnaf ziyareti yapacağız. Sonra Ayvacık'a geçeceğiz. Ayvacık'ta esnaf ziyareti ve panayır ziyareti yapacağız. Orada Kemal Bey'e o isteyeceğiz. Gerekçelerimizi anlatacağız. Bunun dün Biga pazarında esnafla, halkla iç içe olduk. Onlara Kemal Bey'e oy vermenin gerekliliğini, taleplerimizi ilettik. Onların istek ve arzularına baktık. Bir nevi hem bu teşekkür mahiyetinde de anlam kazanıyor. İnsanların tekrar vekillerini seçim bittikten sonra görmesi de önemli. Ve biz kendimiz için değil, ülke için mücadele ediyoruz'u da göstermek açısından çok önemliydi. Dolayısıyla bu birliktelik devam ediyor. Bu seçim sonuna kadar devam edecek bir yapı. İnşallah ondan sonra da bakılacak ama şu an için tam kadro sahada. Yani Millet İttifakı tam kadro sahada. Ve sahada göremediğimiz ilginç bir şey var. Yani AK Parti'yi göremiyoruz. Paydaşlarını da göremiyoruz ikinci tur için. Bunların sebebi şeylerini bilmiyorum. Ona bir bakacağız ama şu an için Millet İttifakı tam kadro sahada ve ikinci tur için çalışıyor. Evet. AK Parti'nin oylarına yüksek çıktığı ilçelerde seçmenlerin size tepkisi nasıl? Neler söylüyorlar? Biga'ya gittik demiştiniz. Evet. Şöyle söyleyelim. Yani çok ilginç bir şey. Çok büyük farklarla kazandıkları yerlerde çok büyük oy kayıpları olduğu için artık insanlar o şehirde acaba yani biz verdik ama doğru mu yaptık sorgulamasını da yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü çok düştü oy. Yani şöyle
Ya biz işte biz birinci partiyiz, iki %100 çıkarıyoruz, işte CHP'li İYİ Parti biri bölüşsünler falan gibi söylemlerle oralarda insanlara gittiler. Fakat öyle olmadığını anketler de söylüyordu aslında. Aslında kamuoyu da onlara söylüyordu ama onlar algıyı yönetmek adına bunu yapmışlardı. Dolayısıyla şunu gördük pazarda. Pazar hala çok pahalı. Ekonomi hala çok kötü ve değişen hiçbir şey yok. Demek ki bunun değişmesi için insanlar aynı şeyi yaparak bir şeyin değişmesini beklememeliler. Aynı şeyi yaparak başka farklı sonuçlar alamıyoruz. Dolayısıyla farklı bir şey yapmak lazım farklı sonuç alabilmek için. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Değişime açık mı değil vatandaşlar biraz? Şöyle o bölgeler için söyleyebiliriz. AK Parti'yi bir taraftan böyle sımsıkı tutan yapı gevşetmiş. Yani orayı bırakmaya hazır. Ama Millet İttifakı'nda da kendilerinin sımsıkı tutunacakları ihtimalini tam görmediklerini düşünüyorum. Hani bunu BİGA için söylüyorum, Yenice için söylüyorum. Ama diğer yerlerde zaten bu kırılma tamamen yaşandığı için şey yok. Bugün bir milletvekili çıkardı AK Parti. Ama bundan sonra ben onu da çıkaracağı kanaatimi taşımıyorum. Peki. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz sohbetimizin de. Var mı son olarak eklemek isteyeceğiniz bir şey? Oy kullanmayla ilgili, evet. Özellikle sandığa gidilmesiyle ilgili pazar günü. Evet. Son olarak şunu söyleyelim. Tabii öncelikle Ton TV ailesine teşekkür ediyorum. Yani yeni bir yapılanma var. Göze batıyor. Çok güzel, her yerden de çok olumlu mesajlar alıyoruz bununla ilgili. Bu bizi mutlu ediyor. Ve severek geliyoruz buraya. Bugün bize yer verdiniz. Ben öncelikle buna teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de Çanakkale halkına ediyorum. Çünkü oy verdiler. Oylarıyla bizi seçtiler. İnşallah biz de mahcup olmamak adına çalışacağız. Hem Çanakkale'miz hem ülkemiz için mücadele edeceğiz. Tek bir talebim var ve çok önemsiyorum bunu. Çok gerekli olduğunu da düşünüyorum. Bazı yerlerde şöyle serzenişlerde bulundu vatandaşımız. İşte sandıktan sonra biz 3 kişi müşahitiz. İşte 2 Cumhuriyet Halk Partisi ya da bir İYİ Parti ya da tam tersi. Ama işte iktidar partisi 10 kişi burada falan. Bazı işte BİGA gibi, Yenice gibi yerlerde. Ben bütün seçmene şunu söylüyorum. Diyorum ki oy kullandığınız sandıkta sayımdan, sandık şeyi bittikten sonra, seçim bittikten sonra sayım sürecinde takip edebilme yetkiniz anayasaya göre mevcut. Yani sabah oyunuzu kullandınız, lütfen 5'te bağlı bulunduğunuz sandığa gidin. Bağlı bulunduğunuz sandıkta seçim sonucunu görün. Islak imzalı seçim sonucunun orada kapıya asıldığını görün. Fotoğrafını alın. YSK'nın verileriyle karşılaştırın. Bir eksiklik olursa lütfen bildirin. Yani bu dönem herkesin taşını elinin altına sokması gerekli olduğu bir dönem. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımıza biz oy verdik, görevimiz bitti, lütfen demesinler. Bu dönem çok önemli. Kendileri de o sandıkta sayım sonucuna kadar, sayım bitene kadar dursunlar. Peki. Teşekkür ediyoruz. Tekrar hayırlı olsun. Çok diyelim. Değerli izleyenler, güne başlarken kısa bir aranın ardından gelişmelerle devam edecek.